Merhabalar. Hoş geldin. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Şu an benimle birlikte 82 milyon evine girecek. Çünkü evet. Herkes heyecanla yeni gelin evini merak ediyor. Evet, buyursunlar görsünler. Giriyorum, müsaaden var mı? Besmele ile gir Kadir. Ha, bismillah. Yeni gelin evi bereketi kaçması. Evet. Amin, hoş geldin. Güzel bir enerjiyle karşılandık. Evet. Güler yüz, boynumuzda da altınları takmışız. Olmaz. Yeni gelin de olduğumuz belli olsun. Belli edelim. Bir şey diyeceğim, boynundakini geçtim. Üstündeki nişan kıyafeti mi? Söz kıyafeti. Sözde bu. Evet. Nişanı hiç düşünemiyorum. Düşünme zaten. Yeni gelin olduğumu belli etmeyeyim derken ben. Gayet şık ama gayet güzel. Misafirleri böyle karşılamak evet, için. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Yeni gelin olduğunu belli etmek için mi giydin yoksa hani misafir programdayız biraz şık olayım? Yok hayır gelin olduğumu belli etmek gelin için. Yalnız Nazmiye seni bugün diline bir dolayacak. Nazmiye'nin içinde 5 tane kaynana var çünkü. Benim içinden de 10 tane gelin çıkar ona. Oh. Şu altınları bir görelim bakalım. Sol elinizi uzatır mısınız? En başta kiri kime aldı? Kayınvalidem kınamda taktı. Elinin içine mi koydu bu evet, altını? Evet, elimin içine taktı. Sonra sen onu çerçevelettin mi? Evet. Kayınvalideniz mi çerçeveletti, siz mi çerçevelettiniz? Ben çerçeveledim. Yok, ben çünkü anladım o çerçeveyi kendi yaptırmış. Evet. Bu ortadaki kimden? Teyzemin. Altın. Evet, altın. Amcamın. Oo, amcaya bak. Amca evet. Güzel, taşlı takmış. Bu bunun seti galiba. Evet, bu da onlar... seti. Bu da erkek tarafından. Nişanda mı, sözde mi, düğünde mi? Düğünde. Düğünde takıldı. Kim evet. Taktı bunu? Kayınvalidem. Kayınvalidem, gayet güzel. Kadir, bu Diyarbakır takılarının özelliği nedir? Daha sarı olması mı? Yok, bunlar Diyarbakır kişnişi diye geçiyor. İçinin desen modeli biraz daha o tarafa ait. Hafif onlar böyle dantellimsi seviyorlar takılar. Mardin tarzı gibi mi? Evet, evet. Mardin tarzı şu. Aynen. Bayağı güzel, şık. Hem zayıfsın da yeni gelin olarak. Şimdi bazı yeni gelinler var. Maşallah etine buduna dolgun, hiç yeni gelin demezsin. O hikayeye geleceğiz. Oraya sen geleceğim. De kiloluydun, kilo mu verdin? Bak Kadir, şimdi sana bir rakam söyleyeceğim. Bakalım ne tepki vereceksin. Söyle. 100. Evlilikten önce mi 100 kiloydun? Evet. Maşallah. Ben bir kolonya alayım. Buyurun çam ağacını. Çam kolonyasını bir alayım. Salon tarafı. Evet. Salona geçiyoruz. Hazır mısınız? Buyurun. Evet, salonumuz maşallah maşallah. Tam bir yeni gelin salonu. Evet. Işıltısıyla, parıltısıyla gördüğünüz gibi. Evet. Sen böyle mavi tonlarını mı daha çok seviyorsun? Çok seviyorum. Eşinle mi seçtiniz, sen kendin mi gittin seçtin yoksa kayınvalidenle mi? Sadece eşimle ikimiz. Sadece eşinle ikimiz. Sadece ikimiz. Peki, kimse karışmadı. Sana böyle bıraktım hani sen neyi istiyorsan beğen yoksa onun da kendi tarzı var mı biraz? İkimizin zevki de ortak. Ha, ikiniz de iyi anlaşıyorsunuz. Şıkır şıkır seviyoruz. Normalde bu gelin mağazalarında eşya seçerken bir kavga çıkar kesinlikle. Evet. Gelin istediğini söyler, kaynana bu mu zevki bey? Kendi oturmayacağı da gene de karışır. Yok, bana dedi ki siz ikiniz oturacaksınız, siz ikiniz gidin dedi. İyi yere gelin gitmişsin maşallah. Bu devirde öyle kaynana. Halı da gayet güzel. Evet, ayaklarını böyle eldi böyle şey yap. Baksana çok kalın bir de. İpek halı, ipek. İpek mi? İpek işte. İpek gibi diyelim bence. Bambu ipek. Bambu ipek, ha tamam evet. Bak bu bambu ipek. Senin sevdiğin de. Ev sizin mi kiram? Ev bizim. Sizin. Aa bak o güzel. Sana evet. Bir şey diyeyim mi? Ev senin olsun, içinde tahta olsun. Ama bence ev senin de. Olsun. Yani kira vermediğin için çok mutlu oldum. Kiracılık çok zor bir şey. Açabiliyoruz. Tabii ki. Evet, yeni gelin kaputineleri. Oh bardaklar. Sen seversin. Ben bayılırım böyle parıltılı, şaşalı. Allah aşkına bu ne? Kase. Bunun bile kenarları gold. Ya Rabbi ya Resulallah. Tabağı da gold. Özgenür Hanım'ın evini çok merak ediyorum. Yeni gelin olduğu için. Evet, şimdi sana ne diyecekler hazırlıklı ama kirli değilim. Kirli dur, değil. Dur daha bismillah. Dur daha evi gezmedim dur. Evet, damadımızı da görüyorsunuz. Evet. Paşa paşaya maşa maşaya benzer, damat da paşaya benzer. Bak. O niye öyle? Mani. Neyini beğenmedin? Beğenmedim. Gayet güzeldi. Arada da tozlara bakıyor. Ama burası yeni gelin evi. Kadir toz olabilir. Yeni gelin evinde. Evet ama halı yeni. Hep toz yapıyor. Ay nereye girdi? Sen bugün yeni gelinsin. Bugün seni didikleyecekler. Ben bunları yan koyayım bir yeter. Saniye. Televizyon o kadar büyük ki konsola sığmıyor. O kadar didik yapma. Ya olur o kadar Kadir. Şöyle bir ucundan göstereyim mi? Çok değil çok yeni değil. Yeni gelin tozu bu. Yeni gelin. Bak daha simi üstünde görüyor musun? Tozun simi üstünde. Maşallah tozu dumana katmışsınız. Evet. Ooo mutfakta bayağı geniş duruyor kapıdan evet. Gir. Kız Allah canını almasın bunlar bile gold ya Rabbi ya Resulallah. Al şöyle de bir bakalım. Hadi şöyle tutayım. Şuna bakın sanki Hürrem Sultan'a sunacağız şunu dedik. Ve yemin ediyorum dünya üzerinde başka hiçbir ülkede yeni gelinler bu kadar süslü olmaz. Bu ne Allah aşkına? Ama çok keyifli oluyor. Kız bir şey diyeceğim hem de kırmızı altın rengi bayılırım evet. Ben bunlara. Ben çok severim. Çok sevdim. Önümüzdeki sene Allah nasip eder de ayrı eve çıkacağım bu arada evim evet, daha yapılıyor. Biliyorum.
İnşallah böyle dizeceğim bütün evimi, misafir ağırlayacağım. Gol gol. Görmemiş derler size valla. Ha desinler. Zaten herkes görmüyor ki bunu. Valla biz de görmedik daha önce bunlardan. Babanın evinde var mı? Yoktu babamın evinde. Ama benim evimde var. Millet konuşacak diye almasın mı kız? Yani. Millet konuşacak yapma, millet konuşacak alma. Hani normalde şey kız beşikte çeyiz sandıkta derler ya. Ha yok benimki öyle değildi. Sen hepsini hazırdan aldın. Evet. Dedettiniz. İki aylık makine hayır, zaten. Hayır sakın öyle düşünme. Ben de senin gibi dedim. Dedim ki iki aylık dedim. Ne kirlenecek ki bu dedim. Bir baktım ki. Ne zaman dedim, baktın? Pazartesi günü mü baktın? Yok. Arandığım gün. Arandığın gün evet. Hemen geldi. Telefonu kapattı ve filtreye koştu. Hayır hayır Kadir bence bu dün temizlenmiş. Parlatıcı var fark hayır, ettim mavi hayır. Mavi. O, yok yemin ediyorum ki o şekilde söyleyeyim bunu da. Makineyi çalıştırdım. Parlatıcısı eksik verdi. Hemen doldurdum. O günden sonra da çalıştırmadım. Aktı parlatıcısı. Tamam tamam inandık. Yok gerçekten yeni yapmadım. Şey ettik biz onu. Yok gerçi. Makinaların rengi de güzel. Hiç çay yapmadın mı kız sen? Bir kere yaptım. Bak zaten belli. Kremledim ama çıkmamış. Anladım. Evet, şöyle bir pencere üstlerine bakmak istiyorum. Tozludur. Aa olmaz ki ama. Tozludur ne demek? Niye tozlu? Ama Kadir bu cam hep açık. En azından bu sabah silseydiniz. Ama şimdi bana diyor ki yeni gelin temizle. Ben diyorum ki hep temiz olmaz, kirliliğim de vardır diyorum ama. Ya arada göstermek için. Buzdolabını bir açayım. Hazır mısın? Açabilir miyim? Tabii ki. Açıyorum. Evet. Abi biz peçete koymuş oraya. Kim o peçeteyi dolabın içine koyan? Kim koyacak? Kendisi koymuştur. Hayır ya. Buzdolabının lastikleri. Kalk bir banyoya gidelim kalk. Yeni gelin evi hiç sevme. Evet. Aa banyo fayanslarımız aynı. Evet. Ben de bunları çok beğenerek ben yaptırmıştım. Ben de ilk eve alırken Kadir'inkiyle aynı dedim. Çok güzel baksana. Evet. Beyazla gri'nin uyumunu bayağı seviyorsun o çok zaman. Çok seviyorum. Evet, dolap. Yalnız bu lavabo neden bu kadar aşağıda? Hobbitler mi yaşıyor burada? Ha kız sanki ayak abdest şeyi gibi, yeri gibi. Niye? Eve aldığımız müteahhit hacı, o da herhalde yaşlı olduğu için. Bütün apartmanı böyle mi yaptırmış? Bütün apartmanı böyle. Her abdest alırken rahatlık olsun diye yapmış. Ay adam görüyor musun? Herkes düşünmüş. Bu arada evi kayınpederin falan mı aldı, eşin mi aldı? Eşimle kayınpederim aldı ortak. Eşinle ikisi birlikte. Evet. Birlikte mi çalışıyorlar? Evet, birlikte çalışıyorlar. Ne iş yapıyorlar? Eşim inşaat mühendisi. Oo. Kayınpederim de onunla beraber çalışıyor. Maşallah, maşallah. Bir şey diyeceğim, banyonun yerini mermer yapmışlar. Bunu ilk evet. Defa gördüm. Ben de ilk defa gördüm, çok şaşırdım. Yani özel istek falan değil değil mi? Yok yok hayır ben sabunla kayar falan diye düşündüm ama hiç kaymıyor. Güzel bir plan aslında evet. Bak değişik bir şey. Evet. İnsan gördükçe kendine yeni yeni şeyler buluyor. Kesinlikle. Bunu da deneyebilirim. Ama şey şurası kullanışı şöyle. Terzler mi? Kararıyor evet. Mu? Yok hep böyle leke leke kalıyor. Ne kadar temizlesem gitmiyor lekeler. Bir dur şöyle bir elimi sürmek istiyorum. Aha. Bir şey diyeceğim. Bu ne biliyor musun? Ne? Sana söyleyeyim. Gidere eğim vermek için mermeri yontmuşlar üstündeki cilası gitmiş. Hmm. Yani o mermerin üstündeki şeyi kazımışlar. Anladım. Kız senin kocan bundan anlar aslında. Aslında o kadar sıktık bir şeyler ama hayır, olmadı. Hayır sıkmana gerek yok. Bak elini sürdüğünde hiç ellemedik burayla öyle. Buranın yapısı çok farklı ha. Ve yontmuşlar. Çünkü gidere eğim verebilmek için. Bir şey diyeceğim. Ananaslar orada görüyorsun. Kızın tuvalet fırçası bile aynalı yemin ediyorum. Aynalı. Çok seviyorum aynayı. Yarın bir gün çok pişman olacaksın. Ama kırılır o. Çoluğa çocuğa karışınca bunlar senin için. Klozette niye siyahlıklar var? Bunlar niye? Ben de bilmiyorum. Ya bu her sifonu çektiğinde orası hep siyahlaşıyor. Suyun içinden mi geliyor? Galiba çünkü buranın tadilatında bir sorun var galiba. Mesela buranın gideri çok kokar. Mesela bugün sil bir saat sonra kokar. O neden biliyor musun? Apartman yeni yapıldığı hı-hı. için o dirsekler daha tam dolmamış evet. Ya. Hava basıyor o evet. Yüzden. Şu şamaşır sepetini de gösterip salona geçiyorum arkadaşlar. Artık misafirlerimizi ağırlamanın vakti. Milletin biraz şöyle gözü bir dantel görsün diye. Evet. Her yerde dantel. Hazırsanız salona gidiyoruz. Gel buyurun. Çam kokulu kolonyamızı dökeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.